Evet arkadaşlar merhaba. 20 Aralık 2021 Pazartesi günü gündüz yarışlarında, yabancı yarışlarda Tour Fontaine'deyiz. Evet arkadaşlar şimdi Tour Fontaine'le ilgili Güney Afrika'da doğmuş, büyümüş ve Avrupa'da yaşayan arkadaşımız var. Bu işlerle ilgilenen. Direkt kendisinden bir şablon istedik. O şablonu size ileteceğim arkadaşlar. Güzel yani fena değil. Gözüken o yani kendisi. İnandığı atları yazdı. Biz de size iletiyoruz. Bakalım bugün de yani bir süzgeçten falan geçirmedik arkadaşlar. Direkt o burayla ilgili olan yabancı bir arkadaşımız var. İngiliz vatandaşı aynı zamanda ama Hint asıllı. Konsolosluk yüzünden zamanında babası orada görev aldığı için Güney Afrika'da doğmuş, büyümüş. Oğlunun dilini de biliyor. Evet şimdi Tourfontaine'de hemen şablonumuz yani yedili plase dahil tabi buna. Bu yedinci kuş aslında sekiz kuş orada. Saat 1'de öğlen 13'te Türkiye saatiyle yarışlar başlıyor Tourfontaine'de. Maiden 3 yukarı İngilizler 1400 metre Chimps'te çıkacaklar. 18 tane safkan var. Bu zaten dolu bir program da var ama. Evet burada 3 tane safkan çok ön planda. Evet aynen iletiyorum size. 2 numaralı Abayan Muzoyeni ile 8 numaralı Carl Vinson Anton Marcus'la ve 4 numaralı Cross Examiner Craig Zeki ile arkadaşlar. Yani burası 2 8 ve 4 şeklinde baktığımız zaman 3 tane safkanla buraya geçiyoruz. Evet, ikinci kuşa geçiyoruz arkadaşlar. Yani yedili plase devrede edebilir. Yani burada bu 3 tane safkanı verdik 2 8 4 ama dediğim gibi devredebilirse de şaşırmayın devrederse de. Evet altılı ganyan ikinci kuşuyla başlıyor 13 35'te. Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metre. Çimpis zaten hepsi çimpis. 4 at var burada. 4 numaralı Feşino Nigma. Evet Lerena ile. 1 numaralı Watching Closely Kumalo. 5 numaralı Paşaşa. Paşaşa. Brewer. Evet ve 2 numaralı Evok. Daniel Schwartz'la. Bu 4 1 5 2 burası arkadaşlar. Yani ilk ayak 4 atla bu şekilde geçmeye çalışılacak bakalım. Evet burada 3. kuşa geldiğimiz zaman şartlı 3 yukarı İngilizler 1160 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 1 numaralı Bartoldi Banco. Rendsburg'un bindiği bu safkan Banco. Yani ekürler falan da var da yani 105 handikaplı olan. 1 numaralı Bartoldi kazanır diyor arkadaş. Biz de yani aynen iletiyoruz yani. Şu anda çalışmayı yapan ekibimizden kendisi. Evet şimdi 4. koşuya geçiyoruz. Dördüncü koşuda burada da arkadaşlar çok ilginç bir şey. En yüksek handikap puanı tabii bunun 2 numara normalde kazanır deniliyor. Alternatif bank olarak düşünebilirsiniz fakat öyle bir durum var ki burada. Yani 3 tane 8 atın düşünebiliyor musunuz? 8 atın 3 tane ekür var arkadaşlar. 3 çeşit ekür var yani. Artık burada tabii ki 3 numara 6 numara ve 1 numara. Böyle olduğu zaman da tabii ki ekürleri de alıyoruz devreye. Yani çok bir şey anlamadık bu işten. 2 numara burada normalde alternatif banko diyor. Yani bütün herkes bu ekürleri yazacak ama 2 gelecek yani düşünebiliyor musunuz? 3, 6 ve 1 eğer 2 tek atmayanlar için de 3, 6 ve 1 de ilave etsin deniliyor. Bu şekilde biz de size iletiyoruz. 5. kuşudayız. Saat 15.05'te Handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Evet burada 10 at içerisinde günün en zor koşularından bir tanesi tam 6 at. 6 numaralı Admir Me Winneker'la 1 numaralı Victor Page ve 3 numaralı Ekürisi Full Velocity Kevin Habib'le Maujan veya Kevin Habib iyi jokey bunlar. 4 numaralı Our Prized Jewel Anton Marcus'la kaliteli jokey. 5 numaralı Only the Brave Muzo Yeni ile
2 numaralı Lucy in the Sky, G. Lerana ile. Ve 9 numaralı arkadaşlar Hedwig Matsunyane ile. Evet, burasını 6, 1 ve 3 yani küller 4, 5, 2, 9 olarak tam 6 tane atla geçiyoruz arkadaşlar burayı. Evet, 6. koşudayız şimdi. 15.40'da handikap dişiler 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye koşacaklar, çıkacaklar. 16 tane yine safkan var burada. Evet arkadaşlar, burada da 5 tane atımız var. Bakıyoruz şimdi 9 numaralı Dark Travel, yani kırmızı ekürler ve ekürisi 15 numaralı Rose Willow Sister'la ve Clink'le, yani biraz zorlanır bunlar ama bu jockeyler yüzünden. 11 numaralı McKenna Sky ikinci atımız. 5 numaralı Me Time Maujen'le. 4 numaralı Cloris Lerena'yla. 8 numaralı Code Zero Muzo yeniyle arkadaşlar. Yani burası 9, 11, 5, 4, 8 şeklinde tam 5 tane safkanla burayı geçmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, 7. koşudayız şimdi. Günün son koşusu. Burada handikap dişiler var. Handikap koşu 3 yukarı İngilizler 2000 metre. Uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar. Evet, burada arkadaşlar bu 12 tane safkan içerisinde 4 ata yer verdik. 1 numaralı Undo Stress, 1 numara Ryan Munger'le arkadaşlar kazanma ihtimali çok yüksek. Alternatif Banco da diyebilirsiniz buna. 6 numaralı Aryam Kevin Habib'le, 3 numaralı Franklin Schwartz'la, 2 numaralı Trelawney Wilbury Lerena ile arkadaşlar. Tabii ki burada ekürleri de eklerseniz 5 ot olmuş oluyor buraya. 5 numaralı. Yani onu da ben ekliyorum yani. Yazılmamış onlar. Ama yani boşluk bırakmayalım yani sonuçta. Biz gene Türk kimliğimizle boşluk bırakmayalım arkadaşlar. Evet, 1, 6, 3, 2 ve 5 dedik burada. Evet. Böylece tamamlamış oluruz arkadaşlar bu Turfontein South Africa, Güney Afrika'daki bu koşuları. Evet. Daha evvel de Deauville de şu an yayında. Türk yarışlarında zaten takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bursa ve Şanlıurfa. Yani tabii dün İzmir'de son ayakta şanssızlık oldu biraz. 42 Ganyan'la at geldi. Teklerimiz geliyor arkadaşlar. Çok şükür. Yani her şey bizim eksenimizde, hiç merak etmeyin. Yani takipte bulunun. Türk yarışlarını özellikle. Yabancı yarışlarda da elimizden geldiği kadar arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Evet, diğer Amerika ile ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir hafta diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.